Münir yalnız geldi. Günaydın. Hoş geldiniz. Erdoğan nerede? Arabasını aldı. Gitti, sonra da işi varmış. Onun işi bizim başımıza dert açmak. Nil'e gitmiştim, Nil'e. Akşam buluşacaklarmış. Araba çalınınca buluşamamışlar. Kim çalmış arabayı? Belli değil. Kerim'in almadığı kesin. Yani o taraftan hiçbiri böyle bir gerizekalılık yapmaz. Bana Mustafa'nın verdiği bilgileri doğrulamaya çalışıyorum dedi. Kesin kendi gitti bu salak. Sonra araba görülünce de... Sizin Mustafa ile hala ne işiniz var? Ha, ne zaman bunların yeni ev adresini vermişti bize? Kızım, bana bir kahve yapsana, çalışma odasına getir. Ben de bir kahve istiyorum. Mustafa ile duruşmadan sonra kanlı bıçaklı olmamış mıydınız? Fatma Güller de duruşmadan sonra taşınmamışlar mıydı yeni eve? Ya ne Mustafa'sı ya, ne Mustafa'sı ya? Dava dosyasında adresler, şunlar bunlar hepsi yazılı. Oradan görmüştür, öf. Evet, evet. Bunlar gene Mustafa ile birlikteler. Biliyorum, duydum. Allah aşkına Perihan, ortalığı bulandırma. Sen Selim'i de Reşat'ı da gözden çıkardın, biliyorum. Ama hatırım için lütfen karışma. Mustafa ile tekrar konuşmaya başladılarsa bir bildikleri vardır. Bence de bunların yanına gitti bu. Asun'un Kerim'in babasına bir mektup yazıp bıraktığını öğrenmiş. E al işte, nereden öğrenecek yoksa? E nasıl bir mektup peki bu? Bize karşı uyaran, Mustafa ile birlik olduğumuzu söyleyen bir mektup. Ya çağır şunu gelsin, ne cehennemdeyse anlatsın şu işin aslını. Kapalı. Günaydın. Nil, senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum ya. Karakoldan çıkar çıkmaz buraya geldim. Perişan haldeyim, leş gibiyim. Korkunç bir gece geçirdim. Tamam, günaydın dedim sadece. Evet, günaydın. Seni görünce aydınlandı günüm. Geçmiş olsun da arabana kavuşmuşsun. Ya araba dün gece kayboldu. Karakolda adamın biriyle kavga ettim. Aa. Ya evet, sarhoşun biri nezarethaneye koymak için getirmişler. Kafası da iyi, bana sardı. Kavga gürültü yerlerde süründük. Ya çok komik, yarın gazetelerde okuyacaksın zaten hepsini. Sonra bir tane şarkıcı mıdır nedir, onu getirmişler oraya. Ruhsatsız silah taşımaktan. Ondan sonra Allah'ım, tam karakolda ayna var durumuydu yani. Bayağı şenlikli bir gece olmuş. Ya hem de nasıl, aslında koşa koşa geliyordum sana. Beni aradığın için o kadar mutlu oldum ki. Bir de yemeği duyunca ooo. Ama işte... Dün akşamüstü annen aradı beni. Yani ne konuştuğumuz bize kalsın da. Seni savunurken o kadar işlendi ki ben de etkilendim açıkçası. Anneme bak sen. Eve gidince havalara atıp öpeceğim onu. Ama sonra sen gelmeyince açıkçası ne yapıyorum ben burada diye düşündüm. Yok hayatım, anlattım işte her şeyi. Düşünme böyle şeyler. Sonra telefonunu açmayınca... Ya evet, bir de o var. Sorma, telefonun şarjı bitti. Numaranı da bilmiyorum ezbere. Ama bana ders oldu. Ezberledim. Unutmam artık. Tamam ama geç kalıyorum şimdi. Gitmem lazım. Tamam, ben seni götüreyim arabayla işte. Alma sen arabanı. İşten çıkınca da seni alırım, o yiyemediğimiz yemeği yeriz. Olmaz mı? Olabilir. Olabilir, tamam. Afiyet olsun, yine çok bekleriz. Gel gel bak. Fatma Gül'e mektup yağıyor internetten. Mektup değil o, mukaddes. Mail, mail. Ay iyi ki söyledin Rahmi. Hadi sinemanın çayını tazele, hadi. Tamam, tazeleyeyim, tamam. Mehmet, bırak o elindekileri. Müşteri bekliyor, sipariş gidecek. Tamam. Fişli adres içinde. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Vay, bu çok iyi işte. Kadın platformları Fatma Gül'ü duruşmada da destekleyeceklerini yazmışlar.
Yani ne yalan söyleyeyim, bu kadar destekleyeceklerini tahmin etmemiştim. Destekçi gibi büyüyor. İnşallah. Teşekkürler. Ay medyatik mi oluyoruz ne? Efendim? Sinem Berkol'la mı görüşüyorum? Evet benim. Reşat Yaşaran Bey görüşmek ister. Bağlıyorum. Kim? Reşat Yaşaran. Sinem Hanım merhaba. Merhaba. Benim kim olduğumu biliyorsunuz herhalde. Biliyorum tabii. Haksız yere karaladığınız, batırmaya çalıştığınız kişilerden biriyim. Kesinlikle öyle değil. Öyle küçük hanım öyle. Siz olaylara objektif bakmıyorsunuz. Fatma Gül ile etrafındakiler sizi kullanıyor. Siz de onlara alet oluyorsunuz. Reşat Bey ben işimi yapıyorum. Bakın daha henüz yolun başında genç bir gazetecisiniz. Hevesle gözü kapalı daldığınız hikayelerin gerçekliği anlaşıldığında o kariyeriniz başlamadan biter. Bak bak bak. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Ne demek istiyorsunuz? Sizin bu konuda yaptığınız yanlış. Gerçekten şiddet gören kadınları destekleyen bütün projelere zarar verecek. İnandırıcılığını kaybeden bir olay ki bu Fatma Gül'ün olayında hiçbir gerçeklik payı yok. Onun arkasına duranlara olan güveni de kaybettirir. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan bir sürü insan zarar görür. Siz de bu durumun sebeplerinden biri olarak sorumlu olursunuz. Ben yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum Reşat Bey. Anlıyorum, anlıyorum. İyi bir şey yakaladım diye heyecanlanıyorsunuz ama karşı tarafı dinlemeden nasıl böyle bir yayın yapıyorsunuz onu anlamıyorum. Gazeteci dediğin tarafsız olur. Konuşmak isterseniz sizi de dinleyebilirim. İyi edersiniz. Bizim de söyleyeceklerimiz var çünkü. Ben zaten Yaşaranlarla ilgili de bir dosya hazırlıyorum. Tahmin ederim. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Reşat Bey, bu olayın boyutları geniş. Bir tarafında tecavüz var. Failleri yargılanıyor. Bir tarafında cinayet var. Hanımefendi? Katiliniz bulunamadı. Bir ayrıntı alabilir miyim lütfen? Tabii, buyurun. Bir tarafında ise intihar var. Üstelik bu intihar olayıyla ilgili mektupta Yaşaranların adı geçiyor. Siz ne diyorsunuz ya? Siz kimi suçluyorsunuz? Kimseyi suçlamıyorum ben. Sadece olayların hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsinde de Yaşaranların adı geçiyor. Siz bizi resmen itham ediyorsunuz. Ne diyor? Hayır, ben olayla niye ilgilendiğimi açıklamaya çalışıyorum. Savcı değilsiniz, hakim değilsiniz. Siz kimi suçluyor, kimi yargılıyorsunuz? Bakın Reşat Bey, ben Fatma Gül'ün hikayesini araştırıyorum ve yazıyorum. Hepsi bu. Ya araştırın istediğiniz kadar, yazın, çizin. Koskoca bir yalanın arkasında koşun bakalım. Balonunuz patladıktan sonra o kariyerinize nasıl devam edeceksiniz merak ediyorum. Kaydediyordur şimdi. Ben ona ne söyleyeceğimi bilirdim ama aptal. Arama dedim sana. Sinirlendiğini çok belli ettin. Koz vermiş olduk eline. Kes sesini. Haberse haber. Biz de boş durmayacağız herhalde. Bir şeyler yapacağız. Küçük bir gazeteden birilerini takmış zaten dayım peşlerine. Maksat gürültü çıkarmazsa biz de çıkarırız. Paçaları tutuştu. Kusura bakmayın, bizim için önemli bir görüşmeydi. Fatma Gül Ilgaz olayını duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Yengesiyim ben Fatma Gül'ün. Burası da onun. Kendisi yok herhalde. Yok. Onlar Kerim'le doktora gittiler, doktora. Su böreği ister misiniz? Çok güzel su böreğimiz var. Yok, almayayım ben, sağ olun. Bu olayı ben basından takip ediyorum da... Erdoğan Yaşaran suçlamaları kabul etmiyormuş. Öyle okudum bir yerde. Eder mi? Etmez tabii. Yılanın başı o asıl. Peki siz gazeteci misiniz? Yok. Dedim ya, öyle haberlerden takip ediyorum da. Öyle merak ettim. Çok etkilendim. Herkes çok etkilendi. Fatma Gül'e destek çığ gibi büyüyor. Görecekler onlar günlerini, görecekler. O Erdoğan Yaşaran da görecek. Ayran ne kadar? 3 liraydı. Buyurun, teşekkürler. Ama... Ne oldu? Niye içmediniz ayranınızı? Beğenmediniz mi? İyi günler. Allah Allah. Ne bu şimdi? Kim bilir? Belki de benzer bir hikayesi vardır. Bak. Nereden aklına geldi be? Boşuna gazeteci olmamış bu. Kız 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ha. Thank you.
Nil. Nil, konuşmamız lazım. Kaç kere söyleyeceğim beni rahatsız etme diye. Ya sen de benimle görüşmek istiyorsun ama kendine engel oluyorsun, biliyorum. Bu kadar önemseme kendini. Beni önemsemeseydin oraya gelmezdin Nil. Seni bir daha görmek istemiyorum. Bunu son kez söylüyorum sana. Ulan buna sebep olanlar var ya. Korkun lan benden. Sen de kork, sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.